Ayşenur Aslan'ın başına taş mı düştü? Şimdi tamam, Ya. sen diyorsun ki A Haber sabah ortaya çıkarmasaydı bunu yapmazdı diyorsun. Doğru. Fakat çıkarttığı halde yapmayanlar var. Şimdi niye Yapmayanlar. yaptı bu? Bunun Bakın, başına taş mı şu düştü? Habertürk'ün işte ham görüntüleriyle itiraf ettiği haber gibi ben iddia ediyorum 100 tane haber daha vardır. Bugüne kadar ham görüntüleri verilmemiş. Bu yalan haberler çok da itiraz edilmediği için devam ede gelmiş. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki Ayşegün Arslan da o ham görüntülerden sonra kalkıp yani bu konuda en azından biraz vicdanlı davranmak zorunda hissetmiş kendisini. Yok ama Çünkü iyi kendi gazeteci itibarı demeyin yani kalmayacak geçin. Şimdi otelinde. Canan Barlas'a gidelim. Sen tanıyorsun bu Ayşenur Aslan'ı. En acayip şeylerde, hiç yalanlarda, çarpıtmalarda sesini çıkartmayan. Burada ne oldu da başına taş mı düştü sence? Niye böyle bir itirafta bulunuyor? Ayşe tabii bulunduğu kanal taraf tutuyor ama Evet, bağlantıda gerçekten bir çok iyi bir kesin şey var. redaktördü. O bağlantıyı bir Çok iyi tamamlayalım. bir Ha, geldi mi geri? Evet. Evet, sesin bir gitti geldi. Şimdi baştan alarak tekrar devam etsen. Ayşenur Aslan çok iyi bir redaktördür. Çok iyi bir yazı işleri elemanıdır. Dürüst olmaya çalışır. Ama son zamanlardaki siyasi tutumu benim onu tanıdığım dönemlerdekinden pek uyuşmuyordu. İşte o da solculuk hikayelerine falan takılıyordu herhalde. O tarafta olmanın daha milletten yana olduğunu düşünüyordu. Halbuki şimdi ulusalcılar farklı bir dünyayı getiriyorlar. Farklı bir dünyayı düşünüyoruz. Küreselciler de bambaşka. Ayşenur Aslan bunu anlamamış. Bu şeyi anlamamış. Ama Ayşenur Aslan'ın saygıdeğer bir kadın gazeteci olduğunu tekrarlamam lazım. Peki. Ayşenur Aslan, ben 1993'te, o zaman Satel AŞ'ydi, ATV, sonra ATV Ana Haber kurulduğunda bizim haber koordinatörümüzdü. O zaman hakikaten iyi bir gazeteciydi Ayşenur Aslan. Ali Kırca genel yayın yönetmeniydi ATV Haber'in. O da haber koordinatörüydü. Bir şekilde en azından eski çalıştığı kuruma özür dileyerek bence erdemlilik gösterdi. Diğer siyasetçilerden de bunu bekliyoruz. Evet. Evet Kurtuluş'cum devam et. Siyasetçilerden boşuna beklemeyelim. Bu biraz önce tren katarı gibi yayınladık. Bugüne kadar yüzlerce yalanı kendi sosyal medya mesajlarından yayınladılar zaten. Hiçbir için özür de dilemediler. Bu artık Bunun çok için ayyuka çıktı diye mecbur tabii mu kaldı? yani Halk TV'de Ayşenur Aslan trollenmiş olmasına kızıyor aslında. Bir anlamda da. Evet. Yani ideolojik siyasi olarak her zaman öbür tarafta duruyor. Fakat somut, açık ve trollendiğini gösteren bir habere karşı da çok fazla Evet, itiraz sonraki edemiyor. Marco'ya geçelim. Fatih Altaylı da tabii. Sonraki Geliyor. Barko'da ya bu karne hediyesini bakın Türkiye'de Türk medyası içerisinde dezenformasyon çetelerinin, gruplarının, birimlerinin yaptığını ele veren en önemli bence delillerden biri bu Frankfurter Allgemeine'da Erdoğan'ın ülkesinde çocuk olmak diye bir haber yayınlanıyor ki burada yalanlanmış olmasına rağmen burada işte bir karne hediyesi olarak et alıyor diye çocuklar. Bunun yazarı, makalenin yazarı da kim biliyor musunuz? Kim? Hürriyet'ten dezenformasyon, çarpıtma, Erdoğan'a yönelik çirkin saldırıları sebebiyle kovulan Bülent Mumay tarafından. Aa. Şimdi ben diyorum Habertürk'teki muhabir zaten bunlar hepsi kanka, bunlar hepsi ekip. Bir uçları Almanya'da, bir uçları burada medyanın içindeler. Ve bunlar bu Bu dezenformasyonu, bu arada Bülent çarpıtmayı... Mumay FETÖ'cülükten kovuldu Hürriyet Tabii. grubunda. Ya bunu Evet. özel bir birim yapıyor diyorum. Bu bir yanlış haber Şunu değildir. Bu altını bir... çizelim bak, Abdurrahman'ın söylediği Heh. önemli. Bu haberi yazan kişi FETÖ'cülükten kovulan Evet. bir kişi. Yani bunun Bülent altını Mumay çizelim. FETÖ'cüdür yani. FETÖ. Hürriyet Net internet söylüyorum. sitesinde çalışırken de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerini çarpıtarak infial yaratmaya çalışan bir kişiydi. Bunlar Türk medyasında halen bir damardan, bir kanaldan kurgu haber yapıyorlar diyorum. Bakın, bu
yanlış bir haber değil, çarpıtılmış bir haber değil, haber hevesiyle bir haber çıkarayım haberi değildir. Türk medyasının içinde böyle uzanan isimler var, damar evet. var. Bunların kurgu haberidir. Almanya'da zaten yani böyle büyük bir gazetede bu kadar geniş yer alması bence FETÖ'cü referansını yeterince ben bunun zaten koyuyor. FETÖ kampanyası olduğunu tescili bu haber. Evet, ben öyle tescili. Anlıyorum. %100 yani FETÖ. Bunun kanıtı şudur. Ya 50 tane siyasetçiyi ipe diziyorlar. Yani Türkiye'de siyasetçilerin ipinin nerede olduğunu açıkça gösteriyor. Evet. Bir evet. yalanın peşine takıp ipe diziyorlar. Evet, yani. Sen artık emin oldun değil mi Abdurrahman FETÖ operasyonu? Tabii oldun. Canım. Biraz önce de söyledim. Yani FETÖ kurgulamasını yapıyor. Ama arkasında şu örgüttür vardı. FETÖ zaten kendi başına dünyanın evet. en büyük istihbarat örgütlerinden biridir. Yani bütün örgütlerle, bütün terör örgütleriyle, bütün gizli servislerle doğrudan çalışabilecek tecrübesi var. Evet. Alan hakimiyeti var. Özellikle Avrupa medyasını her gün yalan haberlerle zaten manipüle ediyorlar. Evet, Kurtuluş'cum devam et. Öbür sayfaya geçelim. Yani bu Batı medyasında son dönemde her hafta vermeye başladık. Cumhurbaşkanı i̇şte Erdoğan'ı yani. Hedef alan çirkin manşetler var. Yani böyle yani çok çirkin manşetler. Yani nereden geldi bu yeniden bu Nazi üslubu Alman medyasına? Bunu Batı'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanabileceğine dair analizlerin, değerlendirmelerin ortaya çıkmasıyla beraber. Şimdi bir önceki hafta devam et. The Economist'i vermiştik. Türkiye diktatörlüğün eşiğinde başlığını atmıştı. Niye? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanmanın eşiğinde değerlendirmesi. Şimdi Ahmet Bey'e ben sormak istiyorum. Şimdi Ahmet Bey, şöyle bir iddia yapıyorlar. Ben onlara hani kötü bir şey söyleyeyim, aymaz diyeyim. Diyorlar ki Tayyip Erdoğan bütün bu odaklarla iç içe kendisine saldırttırıyor ki oy kazansın diye diyorlar. Bunu sahiden diyorlar. Yani okay. gülüyorsunuz ama sahiden diyorlar bunu. Yani çok üst düzey yetkililerin hatta işi şuraya da vardırdığını, Rusya'nın Avrupa'da seçimlere çok müdahil olduğunu, bu Kur'an-ı Kerim yakma hadisesini de özellikle bu yüzden tezgahlandığını söyleyebilecek kadar akıllı ziyana kavuşmuş maalesef siyasal aktörlerimiz var. Bunlar hep şundan kaynaklanıyor işte. Siyasetin gerçek, sahici, milletle temas eden, toplumla bütünleşen bir zemin olmayınca kendi ideolojik fantazilerinizi, akanlarınızı böyle paylaşabileceğiniz bir de makamınızdan dolayı da sizin toplumun itibar edip kulak kesildiği bir maalesef durumla da karşı karşıyayız. Böyle bir tabloyu yaşıyoruz. Yani ama bu Tayyip Erdoğan nasıl bir kişidir? Mesela savaş çıkıyor ona yarıyor. Darbe oluyor ona yarıyor. Ondan sonra böyle bir saldırıya uğruyor. Ona yani bu aslında öbür Ahmet Bey'e soralım. Nasıl yani, bir psikoloji? Peki siz söyle. Aslında burada şöyle bir durum var. Burada yani biz işte mantıkta teleolojik yaklaşım deriz. Dönüp her bu badirenin ardından Tayyip Erdoğan ve onunla birlikte hareket eden inanmış kadrolar seçimi kazandığı için, Türkiye'yi ileri taşıma mücadelesine devam ettiği için dönüp her şeyi ona yoruyor gibi bir yoruma çıkıyorlar. Ama burada şöyle bir durum var. Ben her aşamasında konuyu şöyle değerlendiriyorum. Tayyip Erdoğan samimi ve gerçek bir insan. Ve bütün bu algı operasyonları, oyunlar, toplumda onun arasında mesafe koymaya çalışanlar, uluslararası medya operasyonları her zaman onun gerçekliğine, her zaman onun samimiyetine vurdukça gerçek kanaatini ortaya çıkartan ve tarumar olan bir anlayışa sahip. O yüzden dönüp sonra da bu ona yaradı gibi bir yeni afakını toplumla paylaşıyorlar. Ahmet Bey, yani darbe yapılıyor, canına kastediliyor. Ona yaradı, kendine yaptırdı diyorlar. Yani nasıl baş edilir böyle bir şeyle? Bu tabii çok yani sistematik bir şey bu açıklamalar. FETÖ söylemiyor, kontrollü tabii, onu darbe. Onu diyecektim. Yani bunlar muhtemelen Joe Biden'ın içerideki muhalefeti organize edip bu Erdoğan'ı göndermeliyiz sözünü de herhalde Tayyip Erdoğan söyledi. Ona yarıyor değil mi sözü? Ona yarıyor diye. Ya bu şimdi akılla mücadele edersin, mantıkla mücadele edersin ama
şizofreniyle mücadele edemezsin, hezeyanla mücadele edemezsin. Az önce sayın vekilim söyledi. Yani karşındaki kitle... Terör eylemi oluyor, 100 kişi oluyor, kendini evet. yaptırdı bu diyor. Bu siyasetin değil, psikolojinin konusu bir hadise. İşte o yüzden soruyorum zaten. O yüzden yani soruyorum ben zaten. Şunu, yani tam o noktaya gelecektim. Bununla hakikaten yani bir de buna inanan bir kitle var. O kitleyle bunun gerçek olmadığını, bu algının şey yaptığını yani bir oluşturulan algı olduğunu inandırmak gerçekten zor. Ama şu iyi haber, gerçekler ve doğrular ve hakikilik, samimiyet her zaman şey vardır, bir deney vardır. Onunla kısaca onu anlatayım. İngiltere'de deney de değil aslında, bu folklorik bir yarışma, 300 yıllık bir gelenek. Bir ineği 100 metre uzağa koyuyorlar, halkı da diziyorlar 100 kişiyi yan yana. İneğin kilosunu tahmin etmesini istiyorlar. En doğru tahmini yapana da hediye ediyorlar o ineği. Şimdi herkes uçuk kaçık bir şeyler söylüyor. Mesela siz diyorsunuz ki 700 kilo, vekilim diyor ki 200 kilo, ben de diyorum 350 kilo. İnek 450 kilo olsun diyelim. O 100 kişinin verdiği, tahmin ettiği rakamları toplayıp 100'e böldüğünde ineğin gerçek kilosu ortalaması çıkıyor. Ortalaması. Ve kalabalıkların erdemi deniyor kitlelerin buna. Bilgeliği. Kitlelerin bilgeliği. Bu çok mühim. Yani bunlar olacak. Bu uç açıklamalar olacak. İşte başkaları başka şey söyleyecek ama halk ortalamasını alır orta bunu. Doğrusu gözüküyor. Doğrusu gözüküyor. Kurtuluşa dönelim. Yani. Evet. Bu Alman Stern dergisi. Yani bu çirkin manşetler bakın Sayın Cumhurbaşkanımız değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hedef alıyor. Bunun altını çizelim. Evet. Çünkü sonraki manşete geçelim. Alman Stern ne diyor? Diyor ki işte Ukrayna'dan Suriye'ye kadar birçok ipi elinde tutuyor. Putin'le müzakere ediyor, Batı ile müzakere ediyor, NATO'yu küçümsüyor. Ne oldu bir sonraki barko geliyor? Yani kendi devletin ülkesi için müzakere evet. ediyor. Bundan daha normal bir şey var mı? Evet. Bu değil mi? Yok. Bu başka mıydı? Bu başka bir konu. Ha. Bizim Amerika Birleşik Devletleri ile aramızdaki en büyük temel sorunlardan biri. Washington Post'un ana sayfalarından biri. Evet. Burada ne yazıyor biliyor musunuz? Alman özel birlikleri PKK, terör örgütü PKK'yı eğitiyor diye şey yapıyor. Yani terör örgütü demiyor tabii. Kürdistan İşçi Partisi militanlarını eğitirken ki fotoğraf kendi kendilerini çok net olarak ele verdikleri bir fotoğraf. Türkiye yani bu fotoğrafı alıp zaten götürüp önerine koysa. Washington Post PKK terör örgütü ilan ettikleri PKK ile işbirliği evet. yaptıklarını itiraf çok etmiş. Çok net işin fotoğrafını koymuşlar. Bu. Evet. Evet geçelim bir sonrakine. Tamam bu kadar. Bu kadar mı? Evet. Tamam. Şimdi Le Monde var. Le Monde'da da anketler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yükseldiğini gösteriyor. Muhalefetin altılı masanın ise büyük bir kargaşa içinde olduğunu tespitini, analizini yapmış. Tamam. Şeyimiz bitti. Şimdi bu konuda yorum bitti artık. Artık suyunu çıkarttık bunu. Sağ olun.